yeni Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması var. Türkiye'nin sadece Müslümanların değil, insanlığın umudu olduğunu söylemiş hocam. Dediğiniz gibi İslam aleminin öncüsü olacağını söylüyorsunuz Türkiye'nin. Bütün insanlığın umududur demiş o da inşallah. İslam'ı korku ve şiddetle özdeşleştirmek isteyenler Allah'ın diniyle insan arasında duvarlar örerek sadece ve biz Müslümanlar değil bütün insana çok büyük kötülük yapıyorlar. Ha bak çok önemli. Maşallah görmez hocamız çok şahane bir şey insanların görmesini sağlamış. Maşallah bak İslam'ı korku ve şiddetle özdeşleştirmek yani pırasa gibi doğrarız, doğrayacağız. Şiileri, Alevileri, Bektaşları doğrayacağız diyen zihniyet var ya. Ha. Bak ona cevap veriyor çok güzel. İslam'ı korku ve şiddet ile özdeşleştirmek isteyenler Allah'ın dini ile insan arasında duvarlar örerek sadece biz Müslümanlara değil bütün insanlar çok büyük kötülük yapıyorlar. Yani dünyanın kurtuluşunu da engelliyorlar diyor. Çok güzel. Çok güzel bak din insanların özgür iradeleriyle tercih ettikleri özgürlük yani dinde baskı yok. Adam ister Müslüman olur, ister komünist olur, ister dinsiz olur, ne olursa olur. Kimse karışamaz. Kendi özgür iradeleriyle tercih ettikleri kendilerine dünyada esenlik içinde yaşamayı. Bak dünyada esenlik, ferahlık, huzur, neşe değil mi? Baskıdan uzak, ruhu cennet sevki içinde olan bir yaşantı. Dünyada esenlik içinde yaşamayı, ahirette de ebedi kurtuluşa ermeyi, yani sonsuza kadar cennette yaşamayı inşallah temin eden ilahi bir çağrıdır. Dolayısıyla temel görevimiz İslam'ın bu aydınlık çağrısıyla 21. yüzyıl insanını buluşturmak için var gücümüzle çalışmaktadır. Oo, hoca büyük hocaymış. Maşallah. Maşallah. İyi kardeşim, o da İttihat İslam anlatıyor. Bak tabii. Maşallah. Ne diyor? Dolayısıyla temel görevimiz, bak temel görev, ana görev. İnşallah. Bu asrın en büyük farz vazifesi diyor Bediüzzaman. En büyük farz vazifesi bak temel görevimiz. İslam'ın bu aydınlık çağrısıyla 21. yüzyıl insanını buluşturmak için var gücümüzle çalışmaktır. Bütün dünyada Müslümanlar Allah'ın dinini yaymak için bu cehdin, bu cihadın, bu gayretin içine girmeli ve İttihat-ı İslam'ı oluşturmalı istiyor. Ama nefis bir üslupla tabii bir dini resmi görevli olduğu için bu kadar söyleyebilir ama çok net anlaşılacak şekilde söylemiş. Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Çok güzel.